Şuraya bak Katerina. Kameraların hepsi devre dışı kalmış. Dışarıda resmen kıyamet kopuyor. Patlama sesleri, şimşek sesleri, ne oluyor anlamadım. Bir bak, bence bir bakmamız lazım. Bakmamız lazım ya, böyle olmaz. Baksana dışarıdan garip garip sesler geliyor. Gidip bakalım. Olmaz Katerina, senin zırhın bile yok. Yani nasıl bakacağız? Ya başına bir şey gelirse, o garip Mikula'nın neler yaptığını görmedin mi? Adam dev bile olabiliyor. Hayır, zırhım var ki bak. Aa doğru. Ben sana bu zırhı vermiştim. Tamam o zaman. Hemen gel bir gidip bakalım. Evet dostlarım, yepyeni bir videoya hoş geldiniz. Şu anda başımız büyük dertte. Sığınağa saklandık çünkü bu garip Mikula denen adam, yaşlı adam garip şeyler yaptı. Şu anda bakın yukarıdan duyuyorsunuz. Patlama sesleri de geliyor. Şimşek sesleri de geliyor Katerina. Bu ne yapıyorsa artık deldi ortalığı yani. Ben böyle bir şey görmedim. Bu arada şu anda burada Baldi falan uyuyorlar. Cemile ile Coco falan uyudu. Yani bunlar uyuyakaldılar direktman. Biz uyumadık. Hadi gel Katerina, bir yukarıya çıkalım. Bak sana söylüyorum, sakın dışarıya çıkmayacaksın, tamam mı? Kendini riske atmayacaksın. Benim en azından ışınlanma kılıcım falan var, yani bir şeylerim var. Senin ışınlanma kılıcın falan da yok. O yüzden de kendini riske atmayacaksın. Tamam, arkadan geleceğim ben. Buradan nasıl çıkacağız bilmiyorum dostlarım, korkuyoruz da yani. En son bölümü izleyenler bilir. Mikula delirmişti yani, kıyameti kopardı adam resmen. Bak seslere bak Katerina. Çok garip sesler geliyor, bu ne böyle ya? Ne sesi ki bu? Ne bileyim, bilmiyorum ki, çıksana oradan. Olur, burası değil. Nereden çıkacaktık? Ha buradan, tamam. Burası. Gel. Dostlarım felaket, yağmur mu yağıyor, dolu mu yağıyor, bir şeyler yağıyor da patlama sesleri geliyor, duyuyorsunuz değil mi? Felaket sesler geliyor yani. Gel Katerina. Böyle ne halde acaba? Çok merak ediyorum şu an. Ne yaptı kim bilir ya? Asansör çalışmaz ki şimdi, bir dakika dur bakayım. Bak Katerina, kendini asla riske atmayacaksın, tamam mı? Söz ver. Tamam, hatta bekle, tamam. Dur. Sen burada kal Katerina. Benim ışınlanma kılıcım var. Ben kaçabilirim. Sen kaçamazsın. En azından burada bekle, tamam mı? Burada bekle. Dinle beni. Bu işin şakası yok yani. Bir anda ölü verirsin ve uğraşamayız yani bununla şu anda. Kendini riske atmayacaksın. Ben bir yukarıya bakacağım. Hemen aşağı geleceğim, tamam mı? Tamam. Tamam ama maske üst kattaydı. Onu alman gerekiyor. Hangi maske? Maske işte. Yüce Usta maskesi mi? Evet. Onu niye almadın kızım sen? Dur. Ya Mikula çaldıysa onu. Allah kahretsin, bir dakika. Oğlum ne oluyor lan? Hava turuncu vurucu olmuş. Bir şeyler oluyor dostlarım, kafayı yiyeceğim. Vallahi dur bakta kaldım. Şu merdiveni de değiştireceğim artık. Oğlum evin çatısı patlamış, ne oluyor? Dur şu maskeyi alayım. Tamam, maskeyi aldım. Oğlum ne oluyor lan? Bir dakika, meteorlar düşüyor. Ne oluyor dostlarım? Meteorlar düşüyor. Oyunun sesleri falan. Ne oluyor oğlum? Meteor yazıları çıktı sohbette. O ne? Allah'ım sen bana yardım et. O ne lan? Allah! Ne oluyor oğlum? Ne oldu? Katerina sakın gelme, sakın gelme, sakın gelme. Oğlum ne oluyor? Ne? Radyasyon leveli de lan, radyasyon leveli yaz bir dakika. Radyasyon levelim %4'e yükseldi. %7'ye yükseldi, kaç! Katerina aşağı in. Katerina dışarıya çıkınca radyasyon leveli yükseliyor. Dışarıda herhalde kıyamet kopuyor. Nükleer bir şeyler var. Oyunu mu kasıyor şu anda? Ne yapmışlar köye? Allah! O ne lan? Katerina sakın dışarıya çıkma, aşağı in. Katerina aşağı in. Meteorlar düşüyor. Meteorlar düşüyor. Bir dakika, radyasyon levelim 7 oldu benim. Niye öyle oldu? Radyasyon levelim bakın şu anda 7 dostlarım. Dışarıya çıkınca radyasyon leveliniz yükseliyor. Kaç abi, kaç. Katerina neredesin? Buradayım. Allah, oyun kasıyor Katerina. Ne oluyor şu anda? Oyunun sesleri de bozuldu. Bir şeyler oluyor. Bu Mikula ne yaptı oyuna? Bir dakika bekle, aklıma bir şey geldi. Ben Bobiler'in evinde dostlarım anti-rat pills diye bir şey bulmuştum. Bak böyle bir ilaç bulmuştum Katerina. Bunu Bobiler'in evinde bulmuştuk dostlarım. Demek ki Bobiler Mikula'nın radyasyon saldığını biliyorlardı. Ben Bobiler'in evinde bu ilaçtan bulmuştum. Bu ilacı içersen belki de radyasyon seviyen düşer. Dene be. Dene yani, bir kötülüğü olmaz herhalde. Dışarıya çıktım ve çıkar çıkmaz meteorlar düştü ve radyasyon seviyen bir anda aşırı yükseldi Katerina. %7'ye falan çıktı. Radyasyon seviyesi ne demek anlamadım. Bir dakika bir içeyim. Dur, içeceğim Katerina. Aa bak böyle yenebiliyor, gördün mü? Bak böyle yiyebiliyorsunuz direktman. Evet dostlarım bakın, radyasyon seviyem %0'a düştü, gördünüz mü? Şu anda radyasyon seviyem %0'da. Anladım ben şimdi olayı. Bir tane radyasyon şeyim kaldı. Başka da yok. Anladım olayı dostlarım ben. Büyük ihtimalle Bobiler bu Mikula'nın yani yaşlı adamın, ekranda görmüş olduğunuz bu adamın radyasyon saldığını biliyorlardı. O yüzden de radyasyon ilaçları almışlar. Ha başka ilacımız da yok. Ne yapacağız biz şimdi? Bir tane daha kaldı. Bir tane var. Başka yok. Bir tane ama biz kaç kişiyiz? O yüzden dışarıya çıkmayacağız Katerina. Yani bu olaylar bitene kadar sınakta kalmamız gerekebilir. Hadi aşağı inelim Katerina. Burada daha fazla... Ne oluyor lan? Ne oluyor? Kafayı yiyeceğim Katerina, bir dakika dur. Kaçmamız lazım, aşağı inmemiz lazım ya Katerina. Aşağı insek de güvende değiliz ki. Bobby'nin evrene mi gitsek? Yapabilir miyiz bunu? Bobby'nin evine mi gidelim diyorsun? Gizli evlerine. Ne değil, Bobby'nin evrenine yani, evet aslında evet. Gizli eve gidelim diyorsun ya, o evrene. Evet. Oraya gidebiliriz ama ya orada da böyle bu tarz şeyler oluyorsa, meteorlar düşüyorsa ve bir şeyler oluyorsa? Ya olmuyorsa? Denemekten zarar gelmez diyorsun, öyle mi? Yani burada ölmektense? Ama o zaman yerin altından gitmemiz gerek. Çünkü dışarıya çıkarsak radyasyon seviyemiz yükselir. Aslında tünel kazarak gidebiliriz Katerina, mantıklı diyorsun. Hemen aşağı gel aşağı inelim. Lan buradaki merdiven olmuş. Oyun bozuluyor dostlarım şu anda. Radyasyonlar falan var. Mikula herhalde bir nükleer bir şey attı buraya ve Evler patlamış, köyün içinden geçtiler yani. Gel Katerina hadi. Onları kapatmana gerek yok, gideceğiz zaten. Aşağı in. Aslında dediğim mantıklı dostlarım Katerina'nın. Tünel kazarak Bobiler'in evlerine gidebiliriz. Portal vardı bir tane, ekranda görüyorsunuz. Kapıyı açınca portal açılıyordu. Direkt buna portala girerek kaçabiliriz buradan ama o portala Katerina yerin altından gitmemiz lazım. Yani bir tünel kazmamız lazım. O tüneli ben bu blokla kazabilirim aslında. Çünkü bu kazma çok iyi. Kazmaya direkt ben böyle hızlıca tünel kazabilirim. Kazarız. Bu taraftan mı kazacağız? Galiba bu taraftan kazacağız Katerina. O zaman diğerlerini de uyandıralım. Cemile'yi, Baldi'yi, Coco'yu. Uyandıralım. Katerina direkt şunları uyandıralım. Baldi! Cemile uyarın Coco! Hey alo, uyarın hadi. Kıyamet kopuyor, hala uyuyorsunuz ya. Ne kadar şeysiniz ya. Alo şşş. Heh uyan Cemile. Baldi uyan. Ne oluyor yine, ne oluyor? Oğlum ne oluyor? Sığınaktayız şu anda, gidiyoruz buradan, hadi çıkacağız buradan Cemile. Çıkıyoruz, haberiniz olsun. Coco üzülerek söylüyorum ki senin mop picker almam lazım. Çok üzülüyorum gerçekten, bak üzgünüm bunu yaparken ama bunu yapmak zorundayım dostlarım. Coco'yu mop picker aldım çünkü Coco küçücük ve şu anda kendini koruyamaz. Geçen bölümde bu yaşlı adamın şalterini çekti, ekranda görüyorsunuz. Küçüldü. Bir şey soracağım Cemile. Sor. Sizde kazma var mı yani şeyde falan? Sende kazma var mı? Bende yok. Baldi'de var mı? Baldi niye yattın yine? Baldi uyansana. Ne var uykumdan diyorum sana ya. Uyumak istiyorum. Oğlum ne uykusundan bahsediyorsunuz? Siz manyak mısınız? Uyku yok şu anda, gidiyoruz diyorum. Bakın eğer ölmek istiyorsanız burada kalıp uyuyabilirsiniz. Ama ölmek istemiyorsanız benimle gelin, tamam mı? Çıkıyoruz buradan şimdi, tünel kazacağız, gel Katerina. Direkt ben buradan kazacağım, tamam mı ben? Yanlış bilmiyorsam dostlarım bizim tam olarak buradan gitmemiz lazım. Yani şey olarak buradan gitmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Böyle gideceğiz işte. Sen de yukarılara doğru şey yap Katerina, böyle yukarılara iyice şey yap. Genişlet, buradan gideceğiz. Direkt ben dostlarım aslında Katerina'nın dediği şey şu. Ekranda görmüş olduğunuz bu portal var ya, kapıyı açıyorduk içinden portal çıkıyordu. Oraya tünel kazarak gideceğiz. Çünkü dışarıya çıktığımızda radyasyon seviyemiz yükseliyor. Bunu da az önce gördünüz. Katerina sen etrafa meşale koysana. Koyuyorum. Koy, tamam. Allah'tan bu kazmamız var da dostlarım, bu kazmaya bakın çok hızlı bir şekilde böyle jet gibi kazabiliyorum ama kazmanın canı gidiyor Katerina. Yani her an bitebilir kazmamız. Cemil sende kazma yok değil mi, eminsin? Yok bende hiçbir şey yok. Peki Baldi'de kesin Baldi'de vardır. Baldi oğlum niye gelmiyorsun? İstemiyorum çünkü oradan yeni geldim ki. Köye ya yeni geldim diyor ya. Herkes bir manyamış Katerina. Gerçekten herkes bir manyamış ya. Dur kazmaya devam ediyorum. BoraLo. Hey. Ne oldu? Coco'yu ne yaptın? Onu bana versene. Bende kalsın o. Coco mop picker'da kızım. Coco küçücük kaldı zaten. Neyini şey yapacaksın? Coco mop picker'da şu anda. Coco'ya envanterimi aldım ki güvende kalsın. Minicik olduğu için Coco şu anda. Coco zaten ne kadar envanterimde kalacak. Kalsın istiyorum. Bana ver onu. Cemile bir sus artık. Kapa çeneni ya. Allah Allah. Biz seninle mi uğraşacağız? Çık git şurada ya. Hem hayatını kurtar hem de azları işitiyorum ya. Nasıl Allah ya, Allah. Boşver sen kas. Şu anda kazı yapmaya devam ediyoruz dostlarım. Artık böyle fazla kazmıyorum çünkü bakın kazmamın canı artık yarıma kadar geldi. O yüzden de artık dikkat, bak görüyor musun Katerina, bak bir şeyler sürekli uçmaya patlamaya devam ediyor yukarıda. Bizi de etkiliyor dostlarım. Bunlar nerede, geliyorlar mı? Geliyorlar. Yavaş geliyorlar ama. Yapacak bir şey yok Katerina. Onları bekleyemeyiz yani şu anda çünkü buradan kaçmamız lazım. Her an ölebiliriz. Dışarıya çıktığımızda radyasyon seviyesi yükseliyor. Yani bu da ne demek dostlarım? Öleceğiz yani. Ben size söyleyeyim. Bu Mikula mıdır, Cikula mıdır? Artık Bobiler'in babası mı bu? Artık ne güvey babası mı, akrabası mı bilmiyorum ama köyün içinden geçmiş dostlarım yani. Bunun intikamını Bobiler'den de alacağım ama Mikula'dan da alacağım, haberiniz olsun yani. Çok kötü şeyler onları bekliyor. Gerçekten doğru yere gidiyoruz şu an değil mi? Doğru yere gidiyoruz yani. Buradan biraz ilerleyeceğiz, ondan sonra birazcık sola sapacağız Katerina. Sola saptıktan sonra da herhalde gelmiş oluruz diye düşünüyorum yani. Birazdan da koordinata bakmaya çalışıyorum. Umarım doğru kazıyorum da. Bir dakika biraz şuradan gidelim. Bekle bak şuradan gel şöyle. Biraz buradan gel. Biraz burayı açayım bir dakika. Şöyle güzelce açacağım. Tamam. Tamam direkt ben buradan kazacağım dostlarım. Kazmam burada bitmek üzere Katerina. Etrafa meşale koysana. Sende kaç kazma var? 3 tane var ama canları çok da değil. Atayım mı sana? Yok atma tamam. Şu dostlarım bu mavi gat pickaxe'i bitirmek istemiyorum. Belki ileride işimize yarar diye ama benim de başka kazmam yok yani. Vallahi yok. Bu sadece bu var. Katerina'nın kazmalarıyla kazmaya çalışacağız ama şu anda daha biraz yolumuz var yani. Tamam buradan gidersek Katerina oluyor bak. Tam olarak buradan dostlarım. Merak etmeyin başaracağız yani. Bobiler'in gizli evinde bir süre saklanabiliriz. Baldi ne oluyor? Değişik zombiler geldi buradan, çok korkunçlar. Değişik zombiler mi geldi? Ne diyor bu Katerina? Nasıl değişik zombiler ya? Cemile nerede? Cemile nerede? Bilmiyorum ben nereden son. Bir dakika dur Katerina sen geride kal. Değişik zombi derken neyi kastediyor? Cemile! Kaç! Cemile kaç! Bunlar ne lan böyle? Nasıl zombi oğlum bunlar? Seslere bak! Katerina sakın yaklaşma dur. Bunlar çok enteresan zombiler dostlarım. Aşırı enteresan zombiler. Seslere bak. Yardım edeyim sana dur. Ölmüyorlar da. Vur kafalarına vur. Kafalarına vur, seslere bak. Ölmüyorlar lan bunlar. Efendim mermilerimi bitirmeyeyim mi acaba, ne yapayım? Sıkmayayım mı? Ben sıkıştırdım bunları. Ben oradan kaçamazlar. Lan ne oluyor? Bir dakika, radyasyon seviyem yükseldi. Katerina, bunlar radyasyonlu zombiler çünkü. Evet, bunlar enfekte olmuşlar. Havadaki şeyden dolayı büyük ihtimal dostlarım. Enfekte bunlar, radyasyon seviyem yükseldi. Bir dakika, stone converter'ı bekle. Katerina uzaklaş, bekle. Bunları taş yapmaya çalışacağım. Yaptım bunu. Burada yaptım. Burada yaptım. Burada yaptım. Kaç Katerina, kaç. Bunlarla uğraşma, Gel buraya. Zombilerde radyasyonlaşmış dostlarım. Zombilerde bir radyasyon var ve taş yapmama rağmen zıplıyorlar oğlum. Bu ne? Allah sana. Sana radyasyon geldi mi? O şey 12 diyor. 12 mi diyor? Allah kahretsin. Ölüyor muyuz yani şu an, anlamadım. Bilmiyorum, radyasyonun nasıl bir etkisi var bilmiyorum dostlarım, kapattım. Zombiler ölmüyor, farkında mısınız? Ve taş yapmama rağmen de hareket ediyorlardı. Benim radyasyon seviyem 10'da şu anda. Bir tane hapımız var ama Katerina, başka bir tane kalmadı. Bir tek anti-red piece bir tane var. O da sende kalsın, al şimdilik. Al envanterinde kalsın, tamam. Al. Envanterinde boş yer galiba. Sen de kalsın. Tamam. Cemile, sen iyi misin? Daha demin sana da saldırdılar galiba. Radyasyon seviyen kaçta? Değilim. Şey falan değilim. Radyasyon seviyemde ne yazıyor? 22 diyor. 22 mi? Radyasyon seviyesi acaba ne işe yarıyor dostlarım? Baldi, sen nereye gidiyorsun? Bunlar bizi çiğneyecek. Kaçalım artık, hızlanalım. Doğru söylüyorsun. Benim kazmam lazım. Bekleyin, kazmam lazım. Tamam arkadaşlar, sıkıntı yok. Bekleyin, gidiyorum. Problem yok. Katerina zombi. Yine zombi geldi. Allah belasını versin. Yine zombi. Hayır. Radarımı değiştiriyorum. Hayır. 19 oldu. Allah belanızı versin sizin be. Lanet olsun ya. Katerina, radyasyon seviyem 19'a çıktı. 19 mu? Ne işe yarıyor bu bilmiyorum ki bu radyasyon seviyesi. Acaba bize bir eksisi var mı dostlarım? Büyük ihtimalle vardır. Tamam, az kaldı. Kazıyorum. Hadi yürüyün. Hızlı gidelim. Dostlarım bayağı bir gittik. Sağdan mı gideceğim, soldan mı gideceğim? Ona karar veremiyorum Katerina. Galiba buradan gideceğim. Emin değilim ama inşallah buradan gidiyorumdur. Yani dostlarım ben de tam olarak hesaplamaya çalışıyorum Bobiler'in portalı tam olarak nerede diye ama galiba şu alttan gideceğiz Katerina. Bu taraftan gideyim mi? Bence o taraftan değil ya. Bu taraftan mı diyorsun? Cemile? Baldi yok. Baldi kaçtı, anlamadım, kayboldu. Nasıl kaçtı, kayboldu? Ne diyorsun Cemile? Ne alaka? Baldi niye kaçsın bizden? Onu kurtarmaya çalışıyoruz şu anda. Bir yer kazmış. Bak, ileride bir yer kazmış. Ne oluyor yine ya? Abi biz siz... Ben zombilerle mi uğraşayım? Sizle mi uğraşayım? Ne oluyor? Bu ne lan böyle? Cemile, bu ne? Aşağı düştü. Kesin öyle. Hepsi sizin yüzünüzden. Öldü işte Baldi. Bizimle ne alakası var? Biz mağarada değil miydik? Bu ne? Havada mıyız şu an? Katerina, biz gökyüzündeyiz de koordinat da öyle göstermiyor ki dostlarım. Biz nasıl gökyüzündeyiz şu an? Gökyüzüne baksana. Garip bulutlar var. Nasıl buraya geldik ki? Bu ses? Bu Mikula'nın sesi. Kaçmamız lazım. Baldi buradan aşağı mı düştü Cemile? Kesin düştü, kesin öldü. Mantıken buradan atladığına göre düşmüştür. Şu an Baldi radyasyon iyi olabilir. Daha demin Mikula'nın sesi duydu dostlarım, kahkaha attı. Kaçmamız lazım. Katerina, toprak kollarım var değil mi? Var evet. Cemile, al şunları. Cemile, çabuk şunları al. Onları al. Direktman sağ tıkla, tamam mı? Shift'e basıp sağ tıkla. Shift'e basıp çabuk sağ tıkla. Çabuk. Tak onları, tak. Çabuk tak. Heh, taktın mı? Tamam. Bak şimdi Cemile. L artı shift artı C'ye basacaksın, tamam mı? Tam aşağı düşerken kendini hafif yukarı kaldırıp tekrar aşağı indireceksin. Anlaştık mı? El hareketi yapacaksın. Ben bilmiyorum nasıl kullanacağım ki. Diyorum ya kızım sana, bak işte bastın şu anda L. Bunlara bak. C'ye de bastığın zaman uçuyorsun. Tam aşağı indiğin zaman uçman gerekiyor, tamam mı? L artı shift artı C. Şu anda sadece L artı shift'e basıyorsun. L artı shift artı C'ye bastığında uçuyorsun. Tam aşağı inerken hafif uç. Aşağı tekrar kendini indir. Radyasyon yiyebilirsin, tamam mı? Bak yine gülüyor. Yine kahkaha atıyor. Radyasyon seviyemiz yükselebilir. Direktman bir ağacın altına saklanacağız. Hazır mısınız? Atlıyorum. 3, 2, atlayın! Allah! Tamam, böyle. Atladınız mı gençler? Atladınız mı? Atlayın çabuk, ağacın altına gelin. Radyasyon seviyem %25'e yükseldi. Direktman %25'e yükseldi dostlarım. Cemile koş! Alt şeyin altında kalma. Katerina sen neredesin? Gel sen de koş. Buraya düştüm. Radyasyon seviyem artıyor. Ağacın altında kalın. Bir dakika. Koş. Tamam koş. Buraya gelin. Dur Cemile'yi kapattım. Cemile dışarı çıkma bekle. Tamam bekleyin şu ağaç iletiyor olabilir şeyi. Tamam şeylerin altına gelin. Kırık taşların altına gelin. Bir tane hapımız var arkadaşlar. Sadece bir tane hapımız var. Kaç şu an radyasyon seviyeleriniz Cemile? Anlamıyorum bir daha söyle. 25 mi? Senin kaç Katerina? 23 diyor bana. Bunlar işe yaramaz ki. Bakın şu anda en mantıklı şey ne biliyor musunuz? En azından Baldi'yi de ben rahat bir şekilde bulurum. Ben sizi mob picker alayım. Coco'yu da mob picker aldı. Bence sizi de almalıyım. Çünkü bir tane hap var ve ben radyasyon hapını içeceğim şimdi, tamam mı? O yüzden sizi mob picker alıyorum. Ya başka birine ihtiyacın olursa? Bilmiyorum Katerina artık. En kötü mob picker'dan çıkarırım o zaman işte. Anladım şu dostlarım yani. Direktman dışarıya çıkarsanız ve havayı görürseniz radyasyon seviyeniz yükseliyor. %100'e geldiğinde ne oluyor bilmiyorum. Şu anda nükleer bir hava var dışarıda. O yüzden de bunu riske atamayız. Bence en mantıklısı benim mob picker almam. Gelin buraya. Tamam Cemile'yi aldım. Katerina'yı da aldım. Tamam. Bunu yapmak zorundaydım dostum. Bunu net bir şekilde yapmak zorundaydım. Başka bir çarem yok. Artık kendi başıma rahat bir şekilde gidebilirim. Bir tane radyasyon hapım var. Bunu kullanacağım. Şu anda %27 radyasyon levelim. Ama büyük ihtimal buradan çıkmak için bir yere gittiğim zaman daha fazla yükselecek. Bir de şöyle bir durum var. Ben şu anda fark ettiğime göre dostlarım şeye bayağı yakınım. Ne denir ona? Bobiler'in evine gidebileceğim, o farklı evrene geçebileceğim portala bayağı bir yakınım. O portal şurada bir yerde olması lazım. Evet. Şu tarafta bir yerde olması gerekiyor. Oraya bir gideyim. Aynen bak. Direkt ışınlanma kılıcıyla pat giderim mis gibi. Hiç de risk olmaz. Direkt koşacağım. Bir dakika. Önce bir şunu içeyim dostlarım. Bakalım radyasyonum kaça düşecek. İçtim. 17'ye düştü. Güzel, tamam. Radyasyonum 17'ye düştü şu anda. Güzel. Düşürdük bayağı bir. Hazır mıyız? Hadi. 3, 2, 1. Koş. Az zehirlen. Ne oluyor oğlum? Meteor düşüyor. Radyasyon seviyem yine yükseldi. Meteor düşüyor. Ne oluyor? Meteor! Dur, portal nerede? Oyunum donuyor. Portal nerede? Lan tam portal oldu. Yere düştü. Tam portal oldu. Yere düştü. Hayır. Portal! Portal gitti. Allah kahretsin. Portal gitti. Kaç. Bunu düzeltmemiz gerek. Her yer paramparça olmuş. Boş ver Bobby, bununla mı uğraşacağız? Silahlarımızı güçlendirmeliyiz. O alçak yakında buraya da gelecek. Radyasyon bizi de etkileyecek. Kapayın çenenizi. Düzgün konuş, ben gidiyorum. Makineyi çalıştıracak mıyız? Hemen çalıştırmalıyız. BoraLo ve diğerlerinin başı belaya girebilir. Kaç, Allah kahretsin, port 32'ye yükseldi. Kaç ya, of ya. Hayır dostlarım, tam portala gidecekler. Orada portal vardı, %100 eminim. Orada portal olduğuna %100 eminim. Ne yapacağım lan ben? Ne yapacağım oğlum ben? Bu sefer patladık dostlarım, bu sefer çok büyük patladık. Aşırı büyük patladık hem de. Daha demin aklıma bir şey geldi dostlarım. Ben bu maskeyi taksam, Yüce Usta maskesini, yani Yüce Usta'dan korunma maskesini, acaba benim hasar almamı falan engeller mi? Öyle bir özelliği var mıydı, hatırlamıyorum çünkü bu maskenin. Bir deneyeyim mi? Bayağıdır da bu maskeyi takmıyorduk çünkü. Denemekten zarar gelir ki. Bence bir şey olmaz. Hem maskeni takmış olursunuz, uzun süre sonra beni bu maskeyle görmüş olursunuz. Bu maske dostlarım konsey maskesi. Bu maskeyi taktığınız zaman Yüce Usta sizi göremiyor. Belki bir radyasyondan ve bu garip hava ikliminden de korur yani. Belki öyle bir ihtimal olabilir. Takıyorum ya. Taktım. Bu sesler ne lan böyle? Oğlum garip sesler çıkıyor lan, ne oluyor? Daha demin çok garip sesler çıktı, duydunuz mu? Baba. Ne oluyor oğlum bu sesler? Niye maske takınca böyle sesler çıktı? Bir dakika, bir şey deneyeceğim. Yukarıya çıkıyorum. Portal burada mı? Portalın içinden geçmişler dostlarım. Bobiler'in evine gidebildiğimiz portal patlamış. Bu arada farkında mısınız? Radyasyondan etkilenmiyorum. Evet. Lan işe yaradı gerçekten. Radyasyondan etkilenmiyorum. Oğlum maskeyi gerçekten özlemişim be. Şuraya baksanıza dostlarım. Aşırı iyi değil mi maske? Harbiden özlemişim ve bakın şu anda farkındaysanız radyasyondan etkilenmiyorum. Harbiden etkilenmiyorum. Gerçekten etkilenmiyorum. Vallahi bak, radyasyon mesajı gelmiyor. Ciddi gelmiyor. Aa, çok iyi. Harbiden çok iyi dostlarım. Efsane. Ama şimdi o kimdi lan? Yaşlı adam! Envanterime blok geldi. Hayır, yine mi? Hayır! Envanterimdeki tüm eşyalar çarpı gözüküyor. Envanterime blok geldi. Gelme Allah'ın belası, gelme, dur. Envanterime blok geldi dostlarım. Yani şu anda bakın tüm slotlarımda çarpı var. Hayır, yine mi? Hiçbir eşyamı kullanamayacak mıyım ben? Gelme dayıcım, gelme, yapma ya. Bıktım artık. İçinden geçti dünyanın. Kıyamet koptu zaten. Gelme. Çalışmaya hazır. Hadi zaman geriye aksın. Bu babamızı eski haline döndürmeyecek Kevin. Hazır mısın? Evet üvey. Dur gelme gelme, Allah'ın cezası gelme. Envanterimi niye blokladı, gelme. Emlak yılatmanıma yemin ediyorum. Ne oldu lan? Ne oldu oğlum? Her şey normal. Maske duruyor, bir dakika maske de duruyor. Katerina! Katerina burada mısın? Katerina yok. Oğlum ne oldu bir dakika, Katerina hala envanterimde. Bir dakika onlar çünkü hala envanterimde. Ne oldu oğlum, zaman geriye mi aktı acaba? Olabilir mi böyle bir şey? Bilmiyorum, zaman geriye atmış olabilir dostlarım. Tam adam üzerime koşuyordum. Kıyametler kopuyordu. Radyasyon seviyem yükseliyordu. Bir şeyler oluyordu ve bir anda zaman geriye aktı galiba, anlamadım. Şu anda köyde her şey normal, hatta bakın köyde kafes bile yok. Yani bu Mikula var ya dostlarım, babanın babası, onun yaptığı şeyden bile gitmiş bakın. Köy normal bir şekilde eski haline dönmüş. Da bu nasıl oldu anlamadım. Bir dakika şimdi mob picker'ları bir deneyeceğim dostlarım, onun içindelerdir. Coco, Cemile. Çıktı, çıktı, çıktı. İyi misiniz? Babacığım ne oluyor? Ben normal dönmüşüm. Aa, bu yüzden normal. Yaşasın be. Harbiden sen nasıl normal döndün, sen miniktin. Zaman geriye atmış Katerina, bir şeyler olmuş. Köy normal. Benden ne olduğunu anlamadım. En son beni yaşlı adam kovalıyordu ve bir anda köy böyle oldu yani. Cemile'cim bak, evimiz geri döndü. Sen de geri döndün, artık büyümüşsün. Ya başlatmayın şimdi büyümeye. Nasıl oldu bu bilmiyorum dostlarım. Birisi bize yardım etti herhalde. Acaba TRMC mi yaptı? Onun zaman saati vardı ya Katerina. Belki TRMC yapmıştır. Sen maskeyi niye taktın? Radyasyondan koruyordu çünkü, o yüzden taktım. Niye ki? Ya ben sana demedim mi? Sen onu taktığında Yüce Usta'ya bildirim tarzı bir şey gidiyor diye. Allah bakıyor. Tam adamlarla uğraşırken işimiz zaten başımızdan aşkın, bir de Yüce Usta'yı başımıza saracaksın ya. Ya ne bildirim gidecek Katerina? Yüce Usta mı kaldı? Gerçekten aferin. Yüce Usta mı kaldı? Allah Allah. Dur ne yapıyorsun ya? Yüce Usta mı kaldı Katerina? Yüce Usta çoktan 50-50 gitti yani. Bir şey olmaz. Maske beni şeyden, radyasyondan korumuştu yani. O yüzden taktım. Her şey normale dönmüş. Bunu kim yapmış olabilir ki dostlarım? Yani şuraya baksanıza, her taraf normale dönmüş. Köy, daha demin ekranda görüyorsunuz. Köyde kıyametler kopuyordu. Meteorlar düşüyordu. Her şey değişikti, garipti. Şu anda köy en eski haline geri dönmüş yani. Ve bir anda oldu bu. Aniden oldu. Belki Mikula da gitmiştir. Ondan kurtulmuşuzdur. Umarım Mikula'dan kurtulmuşuzdur gençler. Umarım. Katerina gel biz de eve gidelim. Neyse dostlarım ne olduğunu şu an anlayamadım. Sağda ve sola çıkan kartlara tıklayarak önceki bölümleri izleyebilir ve hikayeyi daha iyi anlayabilirsiniz. Tıkla 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 ve izle. Ve videoya mutlaka like bırakmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.